Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Bugün sizlerle doğal sayılarla toplam işlemi gerektiren problemler çözmeyi öğreneceğiz. Zaten bizler 2. 3. sınıflarda bunu güzel güzel öğrenmiştik. Bakalım bu sene üzerine ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Hemen Tonguç'a gidiyoruz. Tonguç bize diyor ki... Evet, Tonguç bize diyemiyor. Şöyle açalım. Tonguç bize diyor ki doğal sayılarda toplamı işlemi gerektiren problemleri çözmeyi birlikte öğreneceğiz. Haydi bakalım o zaman arkadaşlar. Hızlıca ne yapıyoruz? Şimdi bizim sizlerle beraber her sene tekrarladığımız 4 adımımız vardı. Bir problemle karşı karşıya geldiğimizde öncelikle problemi iyice okuyup anlıyoruz. Problemi okuyup anlamanın arkadaşlar en kolay yolu bol bol kitap okumak. Bol bol kitap okuyan her öğrencimizin problemler konusunda problem yaşamadığını görüyor oluyoruz. Daha sonrasında çözümü planlıyoruz, plan uyguluyoruz ve kontrol ediyoruz. Peki bizler toplamı işlemi mi yapacağız? Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Eğer soru bize toplam, ekleme, fazla gibi şeyler söylüyorsa, terimler kullanıyorsa biz bu ifadeleri toplamı işlemi yapmamızı söylediğini anlıyoruz. Diyor ki bana önce problemi anla. Haydi okuyalım ve anlayalım. Problemleri arkadaşlar okuyup anlarken aşama aşama, basamak basamak gidiyoruz. Bunu asla unutmuyoruz. Tonguç'un evinde 328 tane çocuk kitabı, 110 tane roman, 50 tane de hikaye kitabı vardır. Evet, buraya kadar geldim. Ben burada 328 çocuk kitabı, 110 roman, 50 tane de hikaye kitabı olduğunu biliyorum. Hemen ne yapıyorum? Bana verilen bilgileri not ediyorum. Bu aynı renk. Bununla yazmayalım, kırmızıyla yazalım. 328 çocuk kitabı, 50 hikaye ve 110 roman. Hemen bunu not aldığıma göre bana verilen bilgiler bu yönde. Ne diyor bana? Çocuk kitabı, roman ve hikaye kitabı kadar da dergi vardır. Peki dergiler ne kadarmış arkadaşlar? Dergiler... Evet, çok güzel arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hepsini topladığımızda, yani çocuk kitapları artı hikayeler artı romanlar ne yapıyor arkadaşlar? Bize dergi sayısını veriyor. Peki Tonguç'un evinde toplam kaç kitap vardır? Hemen bakıyorum. Toplam dediği için ne yapıyorum? Toplam işlemi yapıyorum. Ne yapıyoruz? Çözümümüzü planlıyoruz. O zaman biz bu plan doğrultusunda hangi işlemi yapıyoruz? Toplama işlemi yaptığımızı söyleyebiliyoruz. Ne diyor bana? Toplama işlemini uygula. Haydi uygulayalım. Ne diyordu bana? 328 tane hoppa çocuk kitabı var. Geldim. 110 tane roman var. Geldim. 50 tane hikaye var. Ben bunları topladığımda neyi bulacağım? Tonguç'un evindeki kitap sayısını mı? Hayır. Evet, süpersiniz. Roman diyorum. Dergilerin sayısını bulacağım. Dergilerin sayısını bulduktan sonra da ne yapacağım? Hepsini toplayıp evet sonucumu bulmuş olacağım. Hemen ne yapıyoruz? Birler basamaklarını topluyorum. 0, 0, 8 daha. Evet, 8'imi yazdım. 5, 1 daha 6. 2 daha 8 yazdım. Buraya bakıyorum, yüzler basamağım yok. 1, 3 daha 4. 488 dergi varmış. Peki 488 dergi olduğunu biliyorum. Dergiler, çocuk kitapları, roman ve hikayeler zaten yine 488 yaptığına göre. O zaman ben diyorum ki 488 ile 488'i toplarsam kitaplıktaki kitap sayısını bulurum. Geldim, 8 ile 8'i topladım. 16'nın 6'sı elde var. 1, 7, hemen 17 olduğuna göre 1'i buraya ekledim. 4, 4 daha 8, 1 de 59. 976 kitap vardır diyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Kontrol ediyoruz sağlamımızı. 976'dan 488'i, daha sonrasında 50'yi, bulduğumuz sonuçtan 110'u ve 328'i çıkardığımızda eğer sıfırı buluyorsak bu işlem doğrudur diyebiliyoruz arkadaşlar. Haydi devam edelim. Haydi bakalım. Tonguç ve annesi markete gidiyor ve annesine diyor, alacaklarımızın toplam ne kadar tutacağını birlikte hesaplayalım mı diyor Tonguç'a. Tonguç da diyor ki, anneciğim bir problem mi var? Hemen yardımcı olabilirim demek istiyor. Çünkü ben toplama işlemini öğrendim. Peki problemlere gelince problemleri nasıl çözmemiz gerekiyor? Haydi Tonguç, birlikte öğrenelim. Çözümü istenen soruya arkadaşlar biz ne diyoruz? Problem diyoruz. Çok basit bu. Problem diyoruz.
Problemi peki biz nasıl çözüyoruz? Dört adımda çözüyoruz. Önce problemi okuyup anlıyoruz arkadaşlar. En önemli aşama. Eğer biz birinci adımı tamamlayamazsak 2, 3, 4. adımları zaten yapamayız ve problemi çözemeyiz. Bunu da nasıl sağlıyoruz? Tabii ki bol bol kitap okuyarak ve okuduğunu anlama etkinlikleri yaparak. Daha sonrasında okuduk, anladık, güzel. Peki ne yapıyoruz sonra? Çözümü planlayalım. Çözümü planlayalım ne demek? Toplam işlemi yapacağız, çıkarma işlemi yapacağız. Neyle neyi toplayacağız, neyden neyi çıkaracağız? Bunu güzelce planlıyoruz ve yaptığımız planı üçüncü adımda uyguluyoruz. Daha sonrasında uyguladığımız planı bizler ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Kontrol etmeye de biz ne diyorduk arkadaşlar? Sağlama diyorduk. Sağlamasını yapıyoruz. Doğru mu yanlış mı kendimiz bulabiliyoruz. Peki toplama işlemi yapmamızı hangi ipucu kelimelerinden öğreniyoruz? Artma, ekleme, fazla, toplam, ilave etme. Bu kelimeleri gördüğümüzde arkadaşlar genelde toplama işlemi yapıyoruz. Bakın her zaman değil. Genelde toplama işlemi yapıyoruz. Peki haydi hep birlikte ne yapıyoruz? Şöyle sayfamızı geçebilirsek şampiyon soruyla öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. Bir okçu dünya şampiyonasına hazırlık yapmak için her gün düzenli olarak antrenman yapıyor. Tamam biz bunu güzelce anladık bakın. Birinci cümlemi anladım. Bir okçu dünya şampiyonasına katılacak. Dünya şampiyonasına katılmak için de hazırlık yapıyor. Hazırlığı da nasıl yapıyor? Her gün ve düzenli olarak antrenmanlarıyla yapıyor. Birinci gün ne yapmış? 536 ok. Hemen yazalım. Birinci gün kaç yapmış? 536 ok. İkinci gün 741 ok attığına göre hemen elimizdeki verileri güzelce yazıyoruz. 741 ok attığına göre iki günde toplam kaç ok atışı yapmıştır? Toplam diyor yani benden toplamamı istiyor. İki günün toplamında 6'ya 1 ekledim 7, 4'e 3 ekledim 7, 5'e 7 ekledim ya da 7'ye 5 ekledim 12 yani 1277 ok diyebiliriz arkadaşlar. En basiti. Haydi bakalım ne yaptık? Güzelce okuduk, anladık, planımızı yaptık, uyguladık ve izleyen soruya geçişimizi yaptık. Bir filmin ilk seansını izleyenlerin sayısı 1056'dır. İlk seans yani birinci seans. Hemen elimdeki veriyi yazdım. 1056. Okey. İkinci seans izleyenlerin sayısı ise birinci seans izleyenlerden 413 eksiktir. Şimdi ben buraya gelip ikinci seansa 413 yazabilir miyim? Hayır. Birinci seanstan 413 eksiktir diyor. Eksik diyorsa çıkarma işlemi yapıyoruz. Peki nasıl bulacağız? Birinci seanstan 413 çıkaracağız. Birinci seans gördüğümüz yere 1056 yazıyoruz ki ikinci seansta kaç kişinin izlediğini bulalım. Haydi bulalım. 1056'dan 413 çıkarıyoruz arkadaşlar. 6'dan 3 çıktı 3, 5'ten 1 çıktı 4, 10'dan 4 çıktı 6. O zaman ikinci seansı izleyenlerin sayısı 643 kişiymiş. Peki benden ikinci seansı izleyenleri mi istiyor? Hayır. Bu filmi toplam kaç kişi izlemiştir? Yani 1 artı ikinci seansı istiyor. O zaman ne yapıyorum? Hemen 1056 birinci seans, 643 ikinci seans toplamını istiyor. Haydi bulalım birlikte. 63 daha 9, 54 daha 9, 06 daha 6, 1'i de aşağı indirdim. 1699 kişi ne yapmış? Bu filmi izlemiştir diyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorum? Adım adım ilerliyorum problemleri çözerken. Sadece toplam işlemi değil, tüm problemleri çözerken adım adım ilerliyoruz. Haydi kek soruyla devam edelim. Bir toplam işleminde toplananlardan biri, haydi bakalım, toplananlardan biri 2037. Evet, birinci toplanan diyelim buna. Birinci toplanan neymiş? 2037. 237 mi dedim acaba? Diğeri ise 5189'dur. Yani ikinci toplananıma da kaç demiş? İkinci toplanıma 5189 demiş. Bu toplama işleminde toplam kaçtır? Haydi bakalım. Ne istiyor bize? Toplananları birbirine eklediğimizde bulduğumuz sonuca biz ne diyorduk? Toplam diyorduk. Toplamı bulmak için ne yapıyoruz? Toplam işlemi yapıyoruz. Çok basit. 9, 7 daha 16'nın 6'sı elde var. 1. 8, 1 daha 9. 3 daha ne yapar? 12'nin 2'si elde var. 1. 1, 1 daha 2. 5, 2 daha 7. Yani 7226'dır bizim toplamımız diyebiliriz arkadaşlar. Haydi kayan soruyla devam edelim. Kayseri'nin kayak merkezi olan Erciyes Dağı'na Ocak ayında 4200
75 kişi katılmış. Hemen yazıyorum. Bakın adım adım ilerliyorum. 4275 kişi katılmış. Peki Şubat ayında kaç kişi katılmış? Ocak ayından 157 fazla. Yani Şubat'a ben ne diyorum? Ocak ayında katılanlardan 157, ay yazamadım. 157 fazla. Ne yapıyorum? Topluyorum. Toplamımı bulursam Şubat ayını bulmuş oluyorum. 5, 7 daha 12'liksi elde var 1. 5, 7 daha 12'liksi elde var 1. Ne yapıyor? 13 yapıyor. 13'ün 3'ü elde var 1. 1, 2 daha ne yapar? 3 yapar. 1 de elde 4. 4'ü de direkt yazıyorum. 4432 kişi de Şubat'ta katılmış. Ve Mart ayında ise 936 kişi gelmiştir. Hemen yazalım. Mat yazdık. Mart. Biraz değişik bir yazı oldu. Mart ayında kaç kişi gelmiş? 936. 3 ayda gelenlerin toplamını istiyor. Haydi bulalım o zaman. 4275 Ocak'ta gelmişti. 4432 Şubat'ta geldi. 936 kişi de Mart'ta geldi. Topluyorum. Çok basit. 5, 2 daha ne yapar arkadaşlar? 7. 6 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 7, 3 daha 10. 1 daha 11. 3 daha 14'ün 4'ü elde var 1. 9, 1 daha 10. 14, 16, 16'nın 6'sı elde var 1, 4, 4 daha 8, 1 de elde 9. Yani 3 ayın toplamında ne oldu arkadaşlar? 9643 kişi Kayseri'nin kayak merkezi olan Erciyes Dağı'na gelmiş oldu diyoruz. Haydi bakalım basketbol maçıyla devam edelim. Bir basketbol maçında 280 çocuk, 981 kadın izleyici vardır. Haydi yazalım. Çocuk 280. Kadın kaç tane? 981. Tamam, buraya kadar okeyim. Erkek izleyicilerin sayısı kadın ve çocuk izleyicilerin sayısının toplamından, maşallah bakın burada çok büyük bir sayı çıkacak. İkisinin toplamından, çocuk artı kadının toplamından 113 eksikmiş arkadaşlar. 113 eksikmiş. Yani ne yapacağım? O zaman ben erkeklerin sonucunu bulmak için önce 981 ile 280'i toplayacağım. Hemen topluyorum. Bakıyorum 12 de burada. 1261 kadın ve çocukların toplamı. Benden ne istiyor? 113 eksiğini istiyor. Nasıl buluyorduk çıkarma işleminde? Bir dönüş çıkmaz. Gittim komşuya 5. Burası 11. Hemen bakıyorum. 11'den 3 çıkarsa arkadaşlar 8 kalır. 5'ten 1 çıkarsa 4 kalır. Hemen burayı da 11 şeklinde yazıyorum. 1148'de erkek izleyicilerin toplamı. Peki ne diyor bana? Bu maçı izleyen toplam kaç izleyici vardır? Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Kenarda topluyorum. Zaten ben çocuk ve kadınların sonucunu bulmuştum. 1261. Bakın ben burada basite kaçtım. Ama siz burada tek tek 981, 280 diye alt alta getirip toplayabilirsiniz de. Ama ben zaten bulmuştum çocuk ve kadınların izleyicilerinin kitlesini. Erkekleri de yazıyorum. 1448'de erkekler. Hemen topluyorum. 9, 10'un 0'ı elde var 1. 2, 1 daha 3, 1 daha 4. Ben bunu yaptım. 2409 kişiyi ne yapmış arkadaşlar? Bu basketbol maçını izlemiştir diyoruz. Haydi bakalım devam edelim okunmuş soru ile. Beliz hikaye kitabından her gün bir önceki günden 4 sayfa fazla okuyor. Yani ne oluyor? 4 sayfa fazla okuyor. 4 sayfa fazla okuyor. 4 sayfa fazla okuyor. İlk gün 16 sayfa okuyan Beliz 5. günün sonunda kaç sayfa okumuştur? Hemen yazıyoruz. 5. günün sonunda diyor. 1, 2, 3, 4, 5. gün. İlk gün 16 okumuş. 16'ya ne yapıyoruz? 4 ekliyoruz. İkinci günü bulmak için. 16 artı 4 eşittir ne yapar? 20 yapar. Üçüncü gün ne yapacağım? 20 sayfaya 4 sayfa ekleyeceğim. 24 sayfa. Dördüncü gün 24 sayfaya 4 sayfa ekleyeceğim. 28 sayfa. Beşinci gün 28 sayfaya 4 sayfa ekleyeceğim. 32 sayfa. 5. günün sonunda kaç sayfa okumuş arkadaşlar? Yani toplam kaç sayfa okumuş? Hemen hesaplayalım. 32, 28, 24, 20 ve 16. Toplayalım bakalım. 10, 20'nin 0'ı elde var. 2. Hemen başlayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 12. 120 sayfa kitap okumuş Beliz. Ne zaman?
ilk 5 günde diyoruz arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı anladık mı? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün diye yazdık hepsini tek tek. 4-4-4-4 arttıra arttıra gittik. Haydi bakalım yaşlı soruya. Nisan 27 yaşındadır. Nisan'a bakalım. Nisan 27 yaşında. Beyza Nisan'dan değil, Nisan'dan 3 yaş büyüktür. O zaman hemen bakıyorum. Beyza Nisan'dan 3 yaş büyükse ne yapar? Beyza 30 yaşında olur. Selin ise Beyza'dan 5 yaş büyüktür. Selin de Beyza'yı 30 bulduk. 5 yaş büyükse ne yapıyoruz arkadaşlar? 5 ekliyoruz, 35. Nisan, Beyza ve Selin'in 2 yıl sonraki yaşlarının toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Nisan 2 yıl sonra kaç yaşında olacak? 29. Beyza kaç yaşında olacak? 32. Selin kaç yaşında olacak? 37. Değil mi? Ne istiyor benden? Hepsini topla diyor. 37, 32 ve 29. Toplayalım. 9 daha 18'in 8'i elde var. 1, 3, 6, 9. Üçünün 2 yıl sonraki yaşları toplamı ne yapıyormuş arkadaşlar? 98 yapıyormuş. Verilen görselleri kullanarak problem kuralım ve çözelim. Haydi kuralım arkadaşlar. Paten var. Bunun ne olduğunu anlamadım. Bir küre galiba. Küre var ve kulaklık yüzük var arkadaşlar. Haydi bakalım ne diyelim? Anneme doğum gününde hemen şöyle doğum günü hediyesi olsun bunlar. Anneme doğum gününde babam B küçük olur, yanlış yazdık. Babam 290 TL değerinde bir yüzük aldı. Hemen yazalım. Bir yüzük aldı. Kardeşim ise 500 TL değerinde ne diyelim? Bir küre aldı. Ben de anneme 1500 TL değerinde en sevdiği pateni aldım diyelim. Pateni aldım. Buna göre, haydi bakalım. Buna göre anneme doğum günü hediyeleri için, hemen yazalım. Hediyeleri için kaç TL para harcadık diyelim. Para harcadık. Ay yazamadık. Barcadık diye gibi oldu ama harcadık. Evet, çok basit. Ne yapıyorum? 1500 artı 500 artı 290'ı topluyorum. 1500, 500 daha 2000 yapar. 2290 TL harcadık diyebiliriz. Bakın çok basit bir şekilde problemimizi kurduk ve çözdük arkadaşlar. Peki bizler bugün ne yaptık? Doğal sayılarla toplam işlemi gerektiren problemleri çözmeyi öğrendik. Hatta bir de problem kurma örneği verdik arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz şimdi ödülü süreye geçmeden? Hala beğenmediysek videomuzu beğeniyoruz, kanala abone oluyoruz ve bildirimlerimizi açıyoruz. O zaman nereye gidiyoruz? Tabii ki ödüllü soruya gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım ödüllü sorunun cevaplarını yorumlara bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.